Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler bugün bilimsel yönteme bilimsel çalışma basamaklarına başlıyoruz hemen ödevlerinizi vererek konularımıza başlamış olayım sıfırdan 9'a da artık hücre ünitesini bitirmiş oluyoruz gençler bilimsel yöntem kısmını da çözüyorsunuz ünite testlerinin sonuna kadar geliyorsunuz hemen ödevinizi söyleyeyim Sarfa, sayfa sayfa 138'e kadar sıfırdan dokuza da çözmediğiniz herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor 9 dinamik da mantığımız aynı. Hücre ünitesini bitiriyoruz. Yazılılara da az bir süremiz kaldı. Yani hücre ünitesinin sonuna kadarki kısmı tamamlamış olmanız gerekiyor. Dinamoda da sayfa 115'e kadar olan kısmı bitiriyorsunuz. Bu konuyu bitirdikten sonra artık yeni ünitemize başlayacağız gençler. O da canlılar dünyası dediğimiz ünite olacak. Ama hazırsanız bu konumuza başlayalım. <laughs> Şimdi ilk olarak bugünkü dersimizde neler göreceğiz? Bilimsel yöntemden bahsedeceğiz. Bilimsel yöntemin basamakları nelerdir? Hangi sırada ilerlememiz gerekiyor? Bunları anlatacağız. Biyoloji laboratuvarında kullanılan malzemeler, araç ve gereçler bunların görevleri de yine bugünkü dersimizin konusu olacak. Öncelikli olarak bilimsel yöntemden bahsedeyim, bilimin ne demek olduğundan bahsedeyim. Ben size birazdan bir sıralama vereceğim. Bilimsel çalışma basamakları dediğimiz basamaklardan bahsedeceğiz. Bu basamaklar aslında tüm bilim dalları için kullanılan ana basamaklardır. Sadece biyoloji bilimi için değil, matematikte, mühendislikte, ziraatte bir çalışma yapılıyorsa genel basamaklar aynıdır. Fakat çalışma yapılan bilim dalına göre farklı basamaklar aralara eklenebiliyor diyeyim gençler bilimin tanımıyla başlıyorum. Belirli bir konuyu bilme isteğiyle yola çıkılıp çeşitli yöntemler kullanılarak sistematik, gerçeğe dayalı, düzenli ve tutarlı bilgi edi elde edilmesini sağlayan entelektüel ve pratik disiplinler bütününe bilim ismini vereceğiz. Bilimsel bilgiye ulaşabilmek için tüme varım ya da tümden gelim yaklaşımları kullanılabiliniyor. Tüme varım ve tümden gelim ne demek? Tüme varım, tümden gelime baktığımız zaman ya büyük parçayı görüp daha küçük parçalara doğru gideceksin ya da küçük parçalardan büyüğe doğru geleceksin. Bilimsel çalışma yöntemi tabii ki türüne göre hangisinin belirleneceğini seçebilir. Bilim ile uğraşan kişilere de bilim insanı ismini vereceğiz. Bilim insanları da problemi çözmek için farklı yöntemler kullanabilecekler. Bilim insanlarının tabii ki sahip olacağı bazı özellikler olmalı. Bilim insanlarına baktığımız zaman bazı bilimsel çalışmalar yıllarca sürebiliyor. O yüzden bilim insanlarının tabii ki sabırlı olması gerekiyor. Bilim insanı bir problem çözeceğine göre probleme karşı da merak duymalı. Yani tabii ki bilim insanları meraklı kişilerdir. Aynı zamanda problemin çözümüyle ilgili farklı düşünceler ortaya atabilmeliler. Yani yaratıcı olmak zorundalar. İyi birer de gözlemci olmalılar. Etraflarına bakıp bu problemin tespit edilmesinde tespit edilmesinde kullanacak basamakların belirlenmesinde gözlemlerinden yararlanacaklar. Düşünerek yeni fikirler tabii ki üretmeliler, şüpheci olmalılar, bilimsel bir çalışma yapıyor, problemi çözecek. Aa tamam bunun çözümü budur demeyecek, her çözüme şüpheci yaklaşacak, doğruluğunu deneyecek, sorular soran kişiler olmalılar. Tabii ki düzenli ve sistemli bir şekilde çalışmalılar. Eğer çalışma yapıp bunu belli bir düzene koymadı larsa verileri belli bir düzene göre toplamadılarsa yaptıkları çalışmanın sonucunu tabii ki bulmakta zorlanırlar. Diğer bilim insanlarıyla da iş yapabilir özellikle olmalılar. Yani bir bilimle ilgili çalışma yapıyorsun, bir problemi çözmek istiyorsun. Diğer bilim dallarından da yardım alınmalıdır gençler. Hemen devam ediyorum bilimsel yöntem tabii ki gözlem ile mantığı birleştiren bir sorgulama süreci. Gözlemler de kişilerin zihninde yeni soruların oluşmasını tabii ki sağlıyor. Bilim insanları bu soruları cevaplayabilmek için sistemli ve düzenli çalışmalar yapmak zorunda. Modern bilimsel araştırmaların tam eline de tabii ki bilimsel yöntem dediğimiz yöntem oluşturacak. Bilimsel araştırmalarda bilimsel yöntem basamakları izlenecek. Bilimsel yöntem basamaklarına bakacak olursak ilk olarak tabii ki gözlemlerin yapılması ve verilerin toplanması gerekiyor. Yaptığın gözlemlere dayalı olarak problemi tespit etmelisin. Problemini tespit ettin. Problemine dayalı kısa bir çözüm yolu bulacaksın. Yani bir hipotez oluşturacaksın. Sonra hipotezine dayalı bir tahminde bulunacaksın. Birazdan bunları açacağım. Tahminde de bulundun. Tahmininin doğru olup olmadığını anlayabilmek için içinde kontrollü deneyler yapman gerekiyor. Kontrollü deneyler sonucunun değerlendirilmesi yapıldıktan sonra iki farklı sonuca ulaşılabilir. Birincisi sonuçların senin hipotezini destekleyebilir. Evet yaptığın kontrollü deney senin hipotezini destekledi diyebilir. Eğer böyle bir sonuca elde edilirse diğer bilim insanları tarafından da tekrar aynı çalışmalar yapılır ve sonuç doğrulanır, hipotezin gerçek halini alır. Ama ikinci alternatif de geçerli. Sen ortaya bir hipotez atmıştın. Hipotezini diğer bilim insanları, senin yaptığın kontrollü deneyler e, desteklemedi. Kontrollü deneyler diyor ki hipotezin doğru değil. Hipotezin doğru değilse tekrardan yeni bir hipotez oluşturacaksın. Problemin tespit etme ve gözlemlerin yapılması kısmına tekrardan geri gitmene gerek yok. Yani hipotezini desteklemiyorsa yeni bir hipotez kuracaksın. Hemen bir tane örnek üstü gidiyorum. Ben şimdi insanların vücut sıcaklığının arttığını gözlemledim. Hücrelerinin sayılarının aşırı arttığını gözlemledim. Buna bağlı olarak vücut içerisinde de çeşitli aksaklıklar olduğunu belirledim. Buna bağlı olarak da problemimin kanser olduğunu tespit ettim. Problemim kanser. Buna dayalı olarak bir hipotez oluşturmam gerekiyor. Oluşturacağım hipotez de tabii ki problemime dayalı geçici bir çözüm yolu olacak. Mesela dedim ki kanserin sebebi hücre zarının bozulmasıdır. Sonra hipotezime dayalı bir tahminde bulunacaktım ya. Tahminlerde uzun cümleler. Eğer Kanserin sebebi hücre zarının bozulması ise tüm kanserli hastalarda hücre zarı bozuk olmalıdır diye bir hipotezi ortaya attım. Hipotezime dayalı tahmin ortaya attım. Sonra kontrollü deneyler yapmaya başlayacağım. Keşke elimizde olsa ama şöyle bir ilacım var diyelim. Hücre zarını tamir ediyor. Gittim kanserli hastalara hücre zarını tamir edecek bir ilacı verdim. Kanserli hastalar iyileşti. Demek ki benim e, kontrollü deneyim hipotezimi destekledi kanserin sebebi hücre zarının bozulmasıymış ben gittim konferanslarda anlattım makalelere dergilere bu çalışmamı yazdım diğer bilim insanları da yaptı bu doğrulandı benim hipotezim gerçek halini aldı kanserin sebebi hücre zarının bozulması. Şöyle de olabilirdi. Kontrollü deney yapıyordum, ilaç veriyordum ya. İlaç verdiklerimde herhangi bir değişiklik olmadı. ilaç iyi gelmedi. O zaman kontrollü deneyim diyecekti ki senin hipotezin yanlış. Hipotezim yanlış olduğu zaman ben hipotezimi değiştirecektim. Mesela diyecektim ki kanserin sebebi hücre zarının bozulması değil. Kanserin sebebi atıyorum işte protein sentez mekanizmasının bozulmasıdır deyip bu mekanizma ile ilgili çalışmalar yapacaktım. Demek istediğim genel hat Bunlar gençler. Şimdi tabii ki bu basamakları açmaya başlayalım. Gözlem dediğimiz zaman bir konuyla ilgili duyu organlarını ya da ölçme birimlerini kullanarak yaptığımız veri toplama sürecinden bahsediyoruz özel bir konuyla ilgili kayda alınmış bilgilere de veri ismi verilir. Gözlem iki şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bunlardan birincisi nicel gözlemdir. İkincisi ise nitel gözlem adını verdiğimiz gözlemlerdir. Nicel gözlem dediğimiz gözlemler sana bana ona buna göre değişmeyen gözlemlerdir. Çünkü bunlar Aletler kullanılarak yapılıyor. Mesela sana dedim ki hava 25 santigrat derece. Hava 25 santigrat derece dediğim zaman bu bir nicel gözlemdir. Sana göre de, bana göre de, ona göre de 25 santigrat derece. Ama sana deseydim ki hava sıcak sana hava sıcak dediğim zaman ya hocam o kadar da sıcak değil bugün serin diyebilirsin. Sıcak olması, uzun olması, kısa olması, mavi olması, duyu organınla yaptıkların ise nitel gözlem olacak. Her sayı gördüğün zaman da nicel gözlemdir diyemezsin. Mesela ben sana dedim ki bu sayfanın boyu iki karıştır. Sen elini getirdin Dedin ki hocam ya senin daha küçüktü mesela. iki karış değil üç karış. Karış, adım bunlar da kişiden kişiye değişen ölçüler olduğu için nitel gözlemler içerisine girecek. Bilimsel bir problem araştırmacının belirli bir durum veya olaya ilişkin yaptığı gözlemler ve topladığı veriler sayesinde kendisini rahatsız eden durumu net bir şekilde tanımlamasıdır gençler. Veri toplama bilimsel çalışmanın her basamağında gerçekleşiyor gerçekleştirilebilir Tabii ki gözlem yapılırken verilerden yararlanılan bilinecek dediğim gibi gözlemleri kendi içerisinde ikiye ayıracağız bunlardan birincisi nitel gözlemler ikincisi ise nicel gözlemler olacak nitel gözlemler ölçme araçları kullanılmadan sadece duyu organları ile yapılan gözlemlerdir kişiye özeldir, özneldir. Ben dedim ki bu kalem yeşil. Ya hocam pek de yeşil değil, maviye çalıyor diyebilirsin. Sana bana göre değişir. Kesin sonuçlar içermez. Kişiden kişiye değişir. Ali'nin boyu çok uzun. Ali'nin boyu çok uzun da kime göre çok uzun? Ayşe'ye göre çok uzun ama bu binaya göre de çok kısa. Kişiden kişiye değişir. Ölçme araçları kullanılarak yaptığın gözlemlere ise nicel gözlemler ismini vereceğiz. Sayısal olarak ifade edilecek bunlar nesneldir. Sonuçları tabii ki kesindir. Ali'nin boyu 190 santim dediğim zaman ölçme aleti kullandım. Herkese göre 190 santim. Hava 25 santigrat derece. Metre küpte 10 tane balık var. Şurada şu kadar birime bu kadar birey düşmüş diyorsam ölçü birimi kullandıysam nicel gözlem kısmına girer diyeyim. Gençler e gözlemlerimi yaptım. Verilerimi topladım, problemimi tespit ettim. Problemimi belirledikten sonra ne yapacağım? Hipotez kuracağım. Hipotez de bizim için neydi? Probleme ilişkin geçici çözüm yoluydu. Geçici çözüm yolu dediğimiz hipotezler tabii ki gözlem ve verilere dayanan sınanabilen ve sorgulanabilen önermelerdir. Yani sen bir hipotez kurdun, bununla ilgili tahminde bulunamıyorsun, kontrollü deney yapamıyorsun. O zaman o hipotez bir işe yaramaz ki. Hipotez dediğin şey sınanabilmeli, başka bilim insanları tarafından, senin tarafından kontrollü deneyler yapılabilmeli, eldeki verileri kapsamalı. İyi bir hipotez tüm verileri kapsamalı, yeni verilere de tabii ki açık olmalı, aynı zamanda denenebilir olmalıdır. Hipotezimi de ortaya attım, artık tahminde bulunacağım. Tahminler ise uzun cümlelerdir. Eğer'le başlar, ise'yle devam eder, dır'la biter. Az önce dedim ya. Eğer Kanserin sebebi hücre bozu zarının bozulması ise tüm kanserli hastalarda hücre zarı bozuk olmalıdır diye. Yani tahmin adı verilen mantıklı sonuçlar hipoteze dayalı olarak çıkarılır. Hipotezler sonraki aşamada gözlem ve deneylerle test edilir. Deneyler ve gözlemlerden farklı koşullar e, oluşturularak e, değiştirilebilen çalışmalardır. Hemen deneylerin örneklerini de vermeye başlıyorum. Bilimsel çalışmalar yapılırken de genellikle kontrollü deney dediğimiz deneyler yapılacak gençler. Kontrollü deneyle kastettiğim şey ne? Bir olayı etkileyecek faktörlerden sadece birinin değiştirilip diğerinin sabit tutulması. Şuraları anlatacağım ama sanki bulmacaymış gibi, tekerlemeymiş gibi gelecek size. Örnek üstünde çok net bir şekilde anlayacağız. Kontrollü deneylerde bizim bir deney grubumuz, bir de kontrol grubu dediğimiz grubumuz söz konusu olacak. Ve iki grup arasındaki farklara bakacağız. Deneyde etkisini araştırdığımız değişkene bağımsız değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene ise bağımlı değişken diyeceğiz. Dediğim gibi tekerleme gibi oldu gençler. Hemen örnek üstünden göstereyim size. Mesela ben dedim ya bilimsel çalışma yaptığım zaman bir kontrol grubum bir de deney grubum olacak. Mesela ben şurada 3 tane özdeş bitkiyi aynı şartlar altında toprağa ektim diyelim. Ben bunların hepsine de aynı miktarda su veriyorum. Hepsine atıyorum 100 mililitre su verdim şöyle yazayım 100 mililitre su hepsinde eşit hepsine eşit miktarda aynı minerallerden verdim hadi birkaç tane daha vermiş olayım sonra şunu güneş ışığına maruz bıraktım şurası güneş ışığı olsun şuna kırmızı ışık verdim kırmızı ve ışık verdim. Buna da yeşil ışık dediğimiz ışığı göndermiş oldum. O zaman senin güneş ışığı verdiğin kısım, yani normal şartlar altında bir şey değiştirmeden bıraktığın grup kontrol grubu dediğimiz grup olacak. Herhangi bir değişiklik yapmadığın grup Şunlar ise senin deney grubu dediğin grupların olacak. Deney gruplarına baktığın zaman da ışığın rengini değiştirdin. O zaman bu deneyde bir bağımlı değişken var, bir de bağımsız değişken var. Hemen şuradan bir renk alıyorum. Güneş ışığı verdiğinin 3 gün sonra 10 santim uzadığını gördün. Kırmızı ışık verdiğinin 8 santim uzadığını, yeşil ışık verdiğinin de 2 santim uzadığını gördün. Bu deneyin bağımlı değişkeni kimdir? Bağımsız değişkeni kimdir? Senin değiştirdiğin bağımsız değişken. Yani ışığın rengi bu deneydeki bağımsız değişken, Işığın rengine bağlı olarak ne değişti? Bitkilerin uzama miktarı. Her şey birbiriyle aynıydı, sadece renkler farklıydı. Renklerin farklı olmasına bağlı olarak da bitkilerin uzama miktarı farklı oldu. O zaman bitkilerin uzama miktarı senin bağımlı değişkenin olacak. Bir daha. Senin deneyde değiştirdiğin şey bağımsız değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişene de bağımlı değişken ismini veriyoruz diyeyim gençler. Hemen bir tane de şuradaki örnek üstünden anlatayım. Ne yapmışız? Bir bitkiyi karanlıkta, bir bitkiyi zayıf ışıkta, bir bitkiyi kuvvetli ışıkta tutmuşuz. Üçüne de nemli toprak vermişiz. Üçünü de 30 santigrat derecede tutmuşuz. Şimdi baktığın zaman birini karanlıkta, birini zayıf ışıkta, birini kuvvetli ışıkta tuttuğuna göre ışığın şiddeti bizim bağımsız değişkenimiz. Sonra bu bitkilerin fotosentez hızı ölçülmüş karanlıkta olanın fotosentez yapmadığını kuvvetli ışıkta olanın çok yaptığı zayıf ışıkta olanın az yaptığı görülmüş ışığa bağlı olarak fotosentez hızı değiştiğine göre bağımlı değişkeninde tabii ki fotosentez hızı olmak zorunda diyeyim gençler. Gözlem yaptığın kontrollü deneylerin sonuçları diğer bilim insanları tarafından değerlendirildi ve yorumlandı. Veriler hipotezi destekliyorsa deneyler tabii ki tekrarlanacak. Elde edilen sonuçlar diğer bilim insanlarıyla paylaşılacak. Ben gideceğim kongrelere, konferanslara yaptığım çalışmayı anlatacağım. Dergilere makale yazacağım bilim dergilerine. Bilim insanları bunlardan bilgi sahibi olup tekrar onlar da deneyecekler. Diğer bilim insanları da aynı sonuçlara ulaşır hipotezim gerçek haline almış olacak. Gerçek dediğimiz şey herkes tarafından doğruluğu kabul edilen. Aynı şartlarda aynı sonuçlara ulaşılan gözlemler olacak. Eğer sonuçlarımız hipotezi desteklemiyorsa hipotezimizi tekrar edeceğiz. Ne yapacağız? Tekrardan problem tespit etmene gerek yok. Hipotezini yeniden kuracaksın diyeyim. Böylelikle bilimsel çalışma yöntemlerini bitirmiş olalım gençler. Laboratuvarda kullanılan malzemelerden de biraz bahsetmiş olayım. Biliyorsunuz laboratuvarda kullanılan malzemelerin başında mikroskop geliyor. Özellikle biyoloji ile ilgili çalışmalar yapılırken mikroskopun keşfiyle birlikte hücrelerin keşfedilmesi, hücrelerin içinin görülebilmesi bilimsel çalışmaların çok fazla derecede ilerlemesini sağlamıştır. Lan ve mikroskopta kullanılan camlarımızın içi camlarımızın adı. Aynı zamanda petri kabı adını verdiğimiz cam kaselere ekimler yapılarak bakteriler mikroorganizmalarla ilgili ee, tabii ki çalışmalar yapılabiliyor. Deney tüplerine baktığımız zaman sıvıların ölçülmesinde çalışmalar yapılmasında kullanılıyorlar. Silindir şeklindeki cam kapları ise Beher ismi veriliyor. Silindir şeklindeki cam kapların alt kısımları şişkin olduğu zaman can balon. Bunların ee, uç kısımları daha dar alt kısımları daha geniş olduğu zaman Erlen Mayer ismini alıyorlar. Aynı zamanda laboratuvarlarda dereceli silindirlerde sıvıların ölçülmesi için kullanılan araçlar arasında yer alıyor. Pipet dediğimiz aletlerle sıvılar belli ölçülere kadar alınıp tabii ki belli ölçülerde bir yerden bir yere aktarılabiliniyor. Evde kullanılan havanlara benzer porselen havanlar laboratuvarlarda da kullanılır. Bisturucu, bisturu adı verilen kesici aletlerle işte preparat alma, örnek alma söz konusu olabilir. Büretlerimiz, balon sıcaklığı ölçen termometreler, ispirit ocağı, sacaya dediğimiz aletler biyoloji laboratuvarlarında sık sık karşılaştığımız aletlerdir diye. Buradan da hemen sorularımıza geçiş yapıyorum. İlk sorumuz 9. sınıf dinamomuzdan çıktı. Sayfa yüzdeki 4. sorumuzmuş. Çocuklar erken yaşlarda çok süt içerse boyları uzun olur diyen bir bilim insanı bu hipoteziyle ilgili kontrollü deneyler yapacak. Aynı yaştaki çocukları iki gruba ayırıyor birinci grupta bulunan çocukların düzenli olarak süt içmesini, diğer gruptakilerin ise süt içmemesini sağlıyor. Boy uzunluklarındaki artış miktarını karşılaştırıyor. Kontrollü deneylerindeki durumlarından hangileri doğrudur diyor. Bağımlı değişken boyun uzunluğu diyor. Bir kere senin ölçtüğün şey, verdiğin şey, senin yaptığın şey nedir? Süttür. Süt verme durumuna göre de boyunun uzunluğu farklı olacak. O zaman bizim bağımsız değişken dediğimiz değişkenimiz tabii ki benim verdiğim değişken süt olacak. Süte bağlı olarak boyun uzunluğu değiştiği için bağımlı değişkenimde boyun uzunluğu olacak. Bu da bizim için yanlış oldu. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız da C'ye düşmüş oldu. Diğer bir sorumuza da bakıyorum. Yine bilimsel bir çalışma ile ilgili soru çıktı karşımıza. Bir öğrenci bilimsel bir çalışma yapmak amacıyla numaralandırılmış 3 adet özdeş bitkiden birinciye güneş ışığı vermiş, ikinciye mor ışık vermiş, üçüncüye yeşil ışık vermiş. 3 ortama koymuş. Sıcaklık 3'ünde de 25, 25, 25. Üçündeki toprağa da bakıyorsun nemli toprak. Demek ki şuradaki parametreler aynı. ışık birbirinden farklı. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Öğrenci ışığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini araştırabilir. Çünkü ışığın dalga boyu yani rengi değiştikçe bunların gerçekleştireceği fotosentez hızını ölçüyor olabilir. İki numaralı bitki kontrol grubunu oluşturmaktadır. Hayır iki numaralı bitkiye baktığın zaman mor ışık vermiş. 2 ve 3 numaralı bitkiler bizim için deney grubu dediğimiz bitkilerdir. Bir numaralı bitkiler bir numaralı bitki ise kontrol grubu dediğimiz bitkidir diyeyim gençler bu gitti. Öğrenci kontrollü deney yapmadığı için doğru veriler elde edemez diyor. Öğrenci gayet de kontrollü deney yapmış. Bir kontrol grubu bir de deney grubunu ayarlamış. Hangilerine ulaşılabilir dediği için cevabımız yalnız bir oldu. Diğer bir sorumuza da bakıyoruz. Yukarıda verilen diyagrama göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yapılmaz diyor. Bir tarafa nitel gözlem, bir tarafa nicel gözlem demiş. A'ya baktım. Nitel gözlemler özneldir. Evet, nitel gözlemler kişiye özgüdür, özneldir. O zaman bunu alabiliriz. B'ye baktığım zaman gözlemlerin hangisi olursa olsun sonuçta belli bir veri toplamamı sağlıyor. O zaman bunu da yazabilirim. C sonuçlar kesindir. Nicel gözlemler ölçme aletleri kullanılarak yapıldığı için tabii ki sonuçları kesin. A hata payı düşüktür diyor nitel gözlemler sana bana ona buna göre değişen gözlemlerdir hata payı yüksek olan gözlemlerdir yani nitel gözlem kısmına yazamam C ölçme araçları kullanılarak yapılır dediği zaman tabii ki bunu kabul ettik dediğim gibi termometreler ne bileyim ağırlık ölçen kilogramlar metreler boyu ölçen rakamlar ölçme aletleri işin içerisine girerse biz bunlara nicel gözlem ismini vereceğiz. Diğer bir soruma da geçiyorum. Bütün bitki hücrelerinde kloroplast bulunur hipotezini kuran bir bilim insanı bazı hücrelerde kloroplastın bulunmadığını tespit ediyor. Adam ne demiş? Bütün bitki hücrelerinde kloroplast ya bulunur diye bir hipotez kurmuş. Sonra yaptığı çalışmalarda hipotezinin yanlış olduğunu anlamış. Mesela en basitinden bitkinin köklerinde kloroplastın ne işi var? Kök hücrelerinde kloroplast bulunmaz. O zaman adam ne yapacak? hipotezini değiştirecek. Gideceği ilk basamak o olacak. Nicel gözlemler yapmak, kontrollü deneyler yapmak, hipoteze dayalı tahmin yapmak, yeni veriler toplamak, hipotezini değiştirmek. Ne yapmış? Hipotezini değiştirmesi gerekiyor. İlk iş olarak yapacağı diyelim gençler. O yüzden de cevabımız E yani hipotezini değiştirmek oldu. Diğer bir soruma da geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özellikleri arasında yer almaz diyor? Bakıyorum bilim insanları tabii ki çalışkan olmalı. Belli bir bilimsel çalışma yapıyorsak bu çalışmalar çok uzun süreler devam edebiliyor. Çalışkan olacak, sabırlı olacak ki bu çalışmaları yapabilsin. Olaylara şüpheci olarak yaklaşmalı. Her şeyi araştırma isteği olmalı. Aynı zamanda da tabii ki kararlı olmalıdır. Sabit fikirli olması ya bunun sebebi budur diye diretmesi onu başarısızlığa götürür. Açık fikirli olacak. Yeni yapılan çalışma çalışmalara bakacak insanların verdiği fikirlere e, destek verecek sabit fikirli bilim insanı olmaz çalışmalarını tabii ki disiplinli bir şekilde yürütmeli ki başarılı olabilsin diye. Aşağıdakilerden hangisi nicel gözleme örnek verilebilir? Nicel gözlem dediğimiz zaman ne olacaktı? E, ölçme aletleri kurularak yapılan gözlemlerde kanda en fazla alüvar hücresi vardır demiş. Tamam bu doğru bir bilgi ama en fazla göreceli bir kavramdır. Belki enfeksiyon durumunda akyuvar sayısı daha fazla olabilir. Gitti. A çok uzundur. Uzun göreceli bir kavram. Neye göre uzun? Kime göre uzun? Havanın sıcaklığı 20 santigrat derecedir. Sen tutmuşsun, ölçmüşsün ölçme aletiyle. Herkese göre 20 santigrat derecedir. Ayşe çok hafiftir. Kime göre? Neye göre? Enzimler düşük sıcaklıkta inaktiftir. Hangi sıcaklık senin için düşük? 10 sıcaklık mı? Eksi 10 sıcaklık mı? Sıfır sıcaklık mı? Yani kime göre neye göre diye bakmamız gerekiyor diyeyim gençler. Böylelikle konumuzun sonuna gelmiş olayım. Konu biterken kısmında tüm konumuzu özetleyip. Bitireyim gençler. Düzenlenmiş bilgiler topluluğuna ne ismini veriyorduk? Bilim ismini veriyorduk. Bilimsel çalışmalarla bilimle uğraşan insanlara da bilim insanı ismini vereceğiz. Bilim insanlarının sahip olması gereken bazı özellikler var. Meraklı olmalılar, yaratıcı olmalılar, şüpheci olmalılar, çalışkan olmalı, disiplinli olmalı ve yeni fikirlere tabii ki bu insanlar açık olmalı. Bilimsel çalışma yapılırken bilimsel Yöntem basamakları da tabii ki izlenmeli, hipotez kurmaları gerekiyor. Hipotez kurdukları zaman hipotezlerde eldeki tüm verileri kapsamalı, yeni gerçeklere açık olmalıdır. Gençler, hipoteze dayalı tahmin basamağında mantıklı sal sorunlar çıkartılmalı. Bir olayı etkileyecek faktörlerden sadece birini değiştirip diğerlerinin sabit tutulması şeklinde yapılan deneylere de kontrollü deneyler ismini veriyorduk. Kontrollü deneyler bilimsel çalışmalarda kullanılırdı. Deneyde benim değiştirdiğim etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene de bağımlı değişken ismi veriliyordu. Kontrollü deney sonuçları eğer hipotezi desteklerse, diğer bilim insanları da aynı sonuçlara ulaşırsa hipotezim gerçek halini alacaktı. Hipotezim kontrollü deneyler tarafından desteklenmiyorsa yaptığım çalışma boşa gitmiş demektir. Yeni bir hipotez kurmam gerekiyor demektir gençler. Böylelikle konumuzun sonuna geldik. Hemen sizlere ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.